Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray ve bugün FIFA Mobile 19'da arkadaşlar karnaval etkinliği geldi. Gerçekten efsane bir etkinlik ve şimdiye kadar hiçbir zaman yapılmamış efsane bilgilendirmeler yapacağım. Baştan sona izleyin arkadaşlar, bir saattir bunlar üzerinde çalışıyorum, hesaplamalar falan yaptım. Baştan sona izleyin ve hesaplamalar için arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi ve yeniyseniz de kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ben sizler için emek vermeye, içerik üretmeye devam edeceğim. Sizler de videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki arkadaşlar canlı yayından bile haberdar olmayı unutmayın. Çünkü cuma akşamı bir canlı yayınımız olabilir, haberiniz olsun. Her neyse arkadaşlar, gerçekten efsane bir etkinlik. Gördüğünüz gibi abone olup bildirimleri açın, ama yeniyseniz hoş geldiniz diyorum. Abone olun ve bildirimleri açın. Sen de ailemize katıl. Sen yoksan bir kişi eksiz kankam. Bak, sen abone olmayana söylüyorum. Evet, çok teşekkürler şimdi olduğun için. Aynı zamanda like de attığın için çok teşekkürler. Arkadaşlar efsane bilgilendirmeler yazdım. Hesaplamalar özellikle bayağı bir uğraştırdı, ama şimdi sizler için bütün bilgilendirmeleri yapacağım. Ama onun öncesinde arkadaşlar ben şuradan ödüllerimi alacağım. Ve maskeler kısmından bir ilerleme falan yapmaya çalışacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu reklamları oynadım. Yani izledim. Bunların hepsini oynadım. Ve şimdi sırada bu. Arkadaşlar zaten günde bir kez geliyor. Yani kesinlikle yapın. Yani efsane. 14 gün boyunca her gün kesinlikle yapmanızı öneriyorum. Arkadaşlar şimdi sizlere ben bunu niye beklettiğimi söyleyeceğim. Ben bunun için bekliyorum, ama niye beklettiğimi sizler için söyleyeceğim zaten. Hemen maskeler kısmına gelelim. Ve maskeler kısmından arkadaşlar burada da arkadaşlar ben bunları da bekleteceğim. Yani şunları alacağım şimdi sizlerle birlikte, hatta alalım. Ben bunları alacağım arkadaşlar. Çünkü hepsinin hesabını yaptım, ama sizler kendinize göre farklı şeyler alabilirsiniz. Hepsini sizlerle birlikte şimdi söyleyeceğim. Alalım abi, hemen devam edelim almaya. Alabildiğim kadar hepsini alacağım. Ve arkadaşlar hangi oyuncuyu bedavaya alabileceksiniz kesinlikle, bunu da söyleyeceğim sizlere. Yani hiç paket açmadan, hiçbir şey harcamadan hangi oyuncuyu bedavaya alabiliyorsunuz, kimleri bedavaya alabiliyorsunuz, hepsini söyleyeceğim. Çok efsane bir video olacak arkadaşlar. Haydi bakalım o zaman. Şimdi arkadaşlar dünya turu kısmına gelelim. Gördüğünüz gibi burada bir günde 24 tane birikmiş zaten, görüyorsunuz. Gerçekten efsane. Şimdi arkadaşlar sizlere bilgilendirmelerimi yapmaya başlıyorum. Şimdi arkadaşlar eğer boost'un düşük diye oynatamadığın bir oyuncu varsa, hemen şuraya girelim abi. Eğer boost'un düşük diye oynatamadığın ama hayalinde çok oynatmak istediğin, ama maalesef boost'u mesela çoğunuzda 4-5 olan, şurada gördüğünüz gibi efsane geliştiriciler var, epik geliştiriciler var. Bunlar gerçekten çok önemli arkadaşlar. Bunları oynayın. Hangisinden ne kadar alabilirsiniz? Hepsini hesapladım, hepsini söyleyeceğim. Hani var ise onu seçin ve onun kırık maskeyi ona harcayın. Yani kırık maske arkadaşlar antrenman XP'sine değil de buradaki beceri geliştiricilerine harcayın diyorum. Ama normal geliştiriciyi de bayağı yükseltmek istiyorsanız, hiç hayalinizde bir oyuncu yoksa ve normal geliştiriciden ilerlemek istiyorsanız arkadaşlar oradan da oynayabilirsiniz. Antrenman XP'si istiyorsanız bunu da oynayabilirsiniz. Hepsini hesapladım zaten. Coins'i bile hesapladım. Arkadaşlar bana göre en önemlisi her gün kesinlikle bir reklam bile kaçırmayın. Bakın her şeyi oynayın, maçları falan bir reklam bile kaçırmayın. Çünkü hepsi hesapladığım gibi olursa bayağı güzel ilerleme yapacağız bu seride, bu etkinlikte çok güzel olacak. Zaten arkadaşlar aranızda maçı kazanamayacak kimse yok yani, biliyorum yani aranızda maçlarda 3. maç birazcık hani zorlayabilir bazılarınızı yeni başladıysanız o da, ama aranızda onu bile kazanamayacak yok arkadaşlar. İlla çok rahat kolay bir şekilde kazanabilirsiniz diyorum arkadaşlar. Ve arkadaşlar maskeler kısmını iyi seçin. Verdiği dünya turu puanı orantılı olduğu için hangi oyuncuyu alırsanız alın fark etmez, kurduğunuz ligden adam alın. Yani kurduğunuz ligden oyuncu alın diyorum ben size burada. Yani hiç fark etmez arkadaşlar. Çünkü dünya turu puanını her zaman orantılı verecek. Siz her gün oynarsanız dünya turu puanınız hepinizde eşit olacak. Ve alabildiğiniz oyuncuyu alacaksınız zaten, merak etmeyin. Şimdi arkadaşlar hesaplamalarıma geldik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi günde 25 tane karnaval puanı veriyor. Yani günde toplamda 25 tane hangi puandan veriyor? Hemen gösteriyorum arkadaşlar. Nerede karnaval puanı? Gördüğünüz gibi şu puan arkadaşlar, karnaval puanı. Bende şu an zaten 25 tane var gördüğünüz gibi. Bu arkadaşlar 14 günde, yani 2 haftada 350 puan ediyor. Yani 350 puanla da arkadaşlar neler alabilirsiniz? Hepsini hesaplayacağım zaten şimdi sizlere. Günde arkadaşlar tam 120 tane kırık maske alıyorsunuz. Bu gerçekten çok güzel ve bu 14 günde 1680 kırık maske yapıyor arkadaşlar. 1680 kırık maskeyle ne mi yapılır? Onu da birazdan göstereceğim arkadaşlar. Ve günde 24 dünya turu puanı alıyorsunuz. Yani arkadaşlar toplamda 336 dünya turu puanı alacağız. Maalesef 250'lik abi 9 Golan alabileceğiz. Şöyle dünya turuna girelim. Arkadaşlar paket açmazsanız maalesef Rashford'ı bile alamıyorsunuz. Ben çok istiyordum Rashford'ı almak, ama paket açmayan bu adamı alamıyor arkadaşlar galiba. Ve paket açarsak nasıl alabiliriz onu da birazdan hesaplayacağız. Hemen cevherlere girelim. Hesaplarım arkadaşlar. Toplamda bunu aldığınız zaman elinizde zaten 86 tane puan kalıyor.
Bu da sizin için gerçekten çok işe yarar bir durum olur arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Brezilya maskesi alırsanız maskelere girelim. Brezilya maskesine gelelim. Şimdi Brezilya maskesinden ilerlerseniz arkadaşlar toplamda 4 tane günde veriyor ve 56 tane toplamda Brezilya maskesi alıyorsunuz. 56 tane Brezilya maskesi ile ise arkadaşlar toplamda Paulinho'ya kadar geliyorsunuz ve elinizde 6 tane puan kalıyor. Yani bu 6 tane puanla arkadaşlar diyelim Richarlison, yani diyelim Paulinho için oynuyorsunuz arkadaşlar. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Son 6 tane kalanla da bundan bir tane alabiliyorsunuz. Etkinliğin sonuna kadar. Yani toplamda 4 oyuncuyu bu şekilde alabiliyorsunuz. Arkadaşlar toplamda 4 tane günde yine İspanya maskesi alıyorsunuz ama bazı günler 5 tane de aldığınız oluyor. Yani toplamda 14 günde 67 tane İspanya maskesi alabiliyorsunuz arkadaşlar hemen hemen. 67 tane İspanya maskesiyle de arkadaşlar yine 3. oyuncuya kadar Schweinsteiger'e kadar gelebiliyorsunuz. Ama elinizde 17 tane puan kalıyor. Yani 17 tane puan kalması demek arkadaşlar buradan çok ilerleyemiyorsunuz buradan yine ama... Evet 17 tane puan kalıyor arkadaşlar. Buradan o kadar da ilerleyemiyorsunuz. Ayrıca şu an bir şey fark ettim abi. Yok o kadar da önemli bir şey değilmiş, tamam. Sıkıntı yok ama arkadaşlar bence hani Fransa'dan ilerlemeyin diyorum ben size, o kadar söylüyorum. Bence Fransa'dan ilerlemeyin. Şimdi arkadaşlar Almanya maskesini 6 tane alıyorsunuz. Yok Almanya'dan ilerlemeyin diyecektim galiba. Almanya maskesinden günde 6 tane alıyorsunuz. Yani bu 14 günde 84 tane yapıyor. Schweinsteiger'de 50'de arkadaşlar. Şöyle göstereyim arkadaşlar. 50 tane dışında Schweinsteiger elinizde ne kadar kalıyor arkadaşlar? 34 tane kalır. 34 tane ile de arkadaşlar buradan geliyorsunuz ve buradan İtalya'dan arkadaşlar şu iki adamı alıp sonrasında gelip buradan da bir tane adam alabiliyorsunuz. 34 tane kaldığı zaman şuradan birinci adamı çok rahat alabilirsiniz arkadaşlar bu arada muhtemelen. Haberiniz olsun yani. Bunların hesaplamaları da birazcık karışık bu arada. Hani bunları çok dikkatli oynayın arkadaşlar. Fransa maskesinden de günde 8 tane alabiliyorsunuz. Ve bu sefer arkadaşlar sonuncu oyuncuya kadar gelebiliyorsunuz. Bu gayet güzel olmuş sonuncu oyuncuya kadar gelinebilmesi. Koman'a kadar alabiliyorsunuz arkadaşlar. Fransa maskesinden ve arkadaşlar İtalya maskesini hesaplamayı unutmuşum. İtalya maskesinden de arkadaşlar bayağı bir alabilirsiniz. Ama son oyuncuya kadar bunu da alırsınız. Yani onu alıyorsanız bunu da alabilirsiniz. O yüzden hesaplamadım arkadaşlar. Şimdi sırada arkadaşlar karnaval puanlarıyla yapılabilecek şeyler var. Bunlar en önemlileri bence arkadaşlar. Bunlar gerçekten en önemlileri diyorum. Hemen karnaval kısmına geleceğim abi. Ana kısmına geleceğim. Ve arkadaşlar ilk olarak direkt ben efsane geliştiriciden başlıyorum. Arkadaşlar günde toplamda 25 tane karnaval puanı alabiliyorsunuz. Ve bu durumda 14 günde 350 karnaval puanı oluyor. Yani arkadaşlar toplamda 10 tane bu paketten açabiliyorsunuz. Yani toplamda 350 efsane geliştirici alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bayağı bir fazla yani şu ana kadar toplamda belki almadığınız kadar alabiliyorsunuz. Ve arkadaşlar benim alacağım epik geliştiriciye gelelim arkadaşlar. Toplamda 330 tane harcıyorsunuz burada karnaval puanı. Çünkü elinizde 10 tanesi boşta kalıyor. Yok 20 tanesi boşta kalıyor arkadaşlar bu 30 puanlık olduğu için. Ve 11 kez açabiliyorsunuz. Ve 11x85'ten arkadaşlar 935 tane epik geliştirici alabiliyorsunuz. Yani bu da hiç almadığınız kadar bir şey olabilir muhtemelen. 935 epik geliştirici 14 güne bence gayet süper. Ve arkadaşlar nadir geliştiriciyle oyuncu hayalindeki olanlar için de nadir geliştiriciyi de söylüyorum arkadaşlar. Nadir geliştirici için ise arkadaşlar toplamda 14 tane alabiliyorsunuz ve 14x140'tan 1960 tane nadir geliştirici alabiliyorsunuz. Hani bunu da öneririm arkadaşlar çünkü çok kolay çıkmıyor ama gerçekten 1960 çok fazla geldi. Benim bile şu anda alasım geldi abi, bayağı bir yükselir çünkü. Ve arkadaşlar bir de burada gördüğünüz gibi normal geliştiricimiz var. Normal geliştiriciden ise arkadaşlar hemen söylüyorum şimdi sizlere toplamda 17x200'den yani 17 kez açabiliyorsunuz. Ve arkadaşlar tam 3400 tane normal geliştirici alabiliyorsunuz. Gerçekten muazzer ya. Gerçekten harika. 3400 ne ya? 3400 ne? Bundan günde zaten hani bazı günler 2 atacaksınız. Ya 3 gün 2 tane günde atacaksınız. Ya geriye kalan günler 1 tane atacaksınız günde. Ama gerçekten bunu alırsanız çok efsane olur. Karışık da alabiliyorsunuz tabii bunları. Hani ben bu şekilde hesaplıyorum ama. Ve arkadaşlar eğer antrenman XP'si alırsanız toplamda arkadaşlar 23 kez bu paketi açabiliyorsunuz. Yani arkadaşlar 690 bin antrenman XP'si alabiliyorsunuz. Gerçekten bu da harika değil mi? Bu da muazzam değil mi? Sizler için bunların hepsini hesapladım. Bakın like atmayı unutmayın. Ve arkadaşlar eğer coins alabilirseniz de alırsanız da sürekli 14 günün sonunda toplamda 3,5 milyon coins'e hepiniz
ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da gerçekten efsane oldu. Bilgilendirmeler bu kadardı arkadaşlar. Gerçekten umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Şimdi maskelere girelim arkadaşlar. Ve maskelerden bunların hepsini zaten açmışız. Ve arkadaşlar bakalım 2500 cevher harcarsak başımıza neler geliyor. Şöyle gelelim abi, bize ne veriyormuş garanti? Kırık maske 35 tane veriyor. Yani kırık maske zaten günde 120 tane alıyoruz arkadaşlar. Onu 35 tane kırık maske biz ne yapalım? Çok az veriyor abi. Bu paketi açmayın. Bu paketi ben sizin açmanızı önermiyorum. Çünkü arkadaşlar zaten hani bayağı 24 dünya turu puanı mesela lazım bize. Dünya turu puanı buradan vermiyor bile. Kırık maske de 35 tane gerçekten çok az. Arkadaşlar bu paketi kesinlikle açmayın. Bakın bir taktik de bu. Size 4 tane ayrı taktik verdim. Hani birisi hesaplama, gerisi 3 tane taktik vardı. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi kesinlikle unutmayın diyorum. Bu paketi de açmayın diyorum. Ve arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Şampiyonlar Ligi'ne falan kullanın abi. Çeyrek final geldiği zaman onu kullanırsınız. İkon turnuvasını yenilemek için kullanın cevherleri. Cevherleri başka bir şey için çok kullanmayın. Her neyse arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Şuradan kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Diğer videoları kaçırmamak için şuradan abone ol. Ve şuradaki iki videodan herhangi birisine tıklayarak gerçekten efsane ötesi bir videoya gidebilirsin. Sen de git kardeşim, gitmeyi unutma. Hoşçakalın, sizleri gerçekten çok seviyorum. Ve... bye bye.